Herkese merhaba. Biliyorsunuz 2018 yılında biz Forza ve X-Max'i daha önceden test etmiştik. Bugün yanımda Mert var, bana eşlik edecek. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün neyi test ediyoruz? X-Max zamanında bu sınıfın lideriydi, başatıydı. 2018 yılındaki testte de ben X-Max'i daha başarılı bulmuştum. Bakalım kral yine tahtında mı yoksa Forza'nın tahtını sarstı mı? İyi seyirler. Hafif önden kalktın. Evet, ilki daha iyi kavradı sanki. Çok güzel. Şöyle hemen kısa yol atıyorum. Doğru yerdeyiz, güzel. İçeri. ...2018'de Forza ve X-Max'i test ederken Forza'nın gaz kontrolünü hiç beğenmemiştim. Çünkü alt devirde kimse yoktu ve yürütmek için çok gaz açman gerekiyor. Tabi böyle sürünce de 4,5 litre falan yakıyordun. Acayip yakıyordu yani. Sakin sürdüğün zaman eyvallah, bir şey yoktu ama dediğim gibi alt devirlerin dolması lazımdı. 2021 yılında bunu düzelttiler. 1 beygir ve 1 Nm tork düşüşü yaşandı ama daha aşağıya yaydıkları için bu torku ve daha maksimum torkunu da alt devirde verebildiği için alt devirler düzelmişti. Daha akıcı bir şekilde sürebiliyordunuz ve benim yakıt testi videomdan da görebileceğiniz üzere akıtarak sürdüğünüz zaman 2,5 ortalamayla gezebiliyorduk. Bu muhteşem bir şeydi. 2023'ü de sen anlat. Ben tabii 2018 testinde yoktum. Hatta o sırada lisedeydim. Gençler geliyor artık, hani yeni nesil abi. Yaşlandık. Bir yaşını da bellediğim Alişan abinin. 2021'den 23'e geçişte, fakat biraz daha bu bloğun tabiri caizse suyunu sıkaraktan biraz daha verim elde etmişler. Aynı devirde yine 6000 devirde 1000 Nm daha fazla tork elde etmişler. Ve beygirde az bir şey oynamış, biraz daha yüksek devirde de olsa yani maksimum güçte ufak bir artış var. Yani genel olarak daha verimli bir blok var ve bu gerçekten fark ediliyor. Yani gündelik kullanımda bunu gerçekten hani ya ne olmuş buna diyorsunuz. Zaten kullanıcıların yorumları da hep o şekilde. Herkes böyle bir memnun ondan. Ha, ama X-Max'in karşısında nasıl, onu yakaladı mı derseniz. Vallahi onu da bir izleyin ve kendiniz görün. Evet Mert, hazır. Üçüncü kornada. Tamamdır. Hafif önden kalktın. Evet, ilki daha iyi kavradı sanki. Yok, ben biraz geç bastım. Ama yakalıyor. X-Max geçiyor şu anda. Geçti. Ama eskiden aradaki hemen, fark çok hemen. Daha fazlaydı. Hazır. Tamamdır. Hazır. Aynı anda açtık. Evet. Çok hafif sanki. Öne geçiyor gibisin. Eskiden bak çok daha fena yürüyordu X-Max. Çok daha kısa mesafede acayip uzuyordu. Yeni ayırdı. Saldım. X-Max. Aldı, tamam, sal. Köpeklere dikkat. Bu arada bunları şimdi izlediniz ama şunu da bir söylemek lazım. Biz X-Max Top Case'i gelecek diye Forza'nın Top Case'i sökme anahtarını istemeyi unuttuk. O alttan ayrı bir anahtarla açılıyor, evet. Top Case kilidi. Yani bu da Top Case'i gelecek, şimdi güzel bir karşılaştırma yaparız diye düşündük ama olmadı. Top Case'in yarattığı ciddi bir paraşüt etkisi var. Bunu da hesaba katın. Yani o ara böyle açılıyor. Tabii ki yine X-Max geçecek ama hani şu kadar olacak ara bu kadar oluyor falan. Onun da bir hesaba katmanızı sizlerden rica ediyorum. Ama orada gündelik deneyimimizden bir şey aktaracak olursak, ikimiz de bence orada aynı sayfadayız ki seyir hızı olarak, yani yarım gazla veya işte hani çeyrek gazı boş bırakarak böyle yürüdüğümüz sıralarda Forza bence daha rahattı. Daha evet. Yüksek bir seyir, evet, hızı taşıyorduk. Hem titreşimsizlikten hem camı kendi boyumuza göre ayarlayabilmemizden. Orada tabii ki de güzel bir şeyi var, avantajı var kesinlikle Forza'da. Ondan sonra geleceğiz, onlara sonra bakarız ama blok bence dediğin gibi çok daha verimli. Ve şu çok güzel, gazı böyle bir çıtır açıyorsun. O bir çıtır açmayla aynı devire, 6000 devire doğru oturuyor. Şanzıman ayarlamasını çok güzel yapmışlar. 6000 devirde maksimum torkunu verdiği değer. Tam böyle 6000'e geliyor, gırrrr diye orada yürüyor böyle.
Böyle sürdüğün zaman 2,5 yakıyorsun bununla. Biraz daha biberli sürmeye başladığın zaman benim 3,8'di ortalamam. X-Max'te de yine benzer ortalamaları yakıyorsun. X-Max'te ben 4 litreyi gördüm. Hani o şekilde ama sürdüğümde. Ama sen biraz cılgını çıkarmıştın tabii, yani. Şimdi biraz itiraf et işte, yani. Şimdi şöyle işte. Seyir hızı hani orada yüksek olsun şey olsun. Ben genelde tapa gaz orada biraz daha ilerlemiş oldum. Buna tapa gaz yapmana gerek kalmıyor işte. O ihtiyaç olmadı evet. Yani 130'a yaklaşık gitmek için kesinlikle katılıyorum ben sana orada. Ama X-Max 300 çok verimliydi. Onu tekrardan söyleyeyim. Onun üstündeki o Blue Core 300'lük motor hızlı sürüyordun ama yine çok az yakıyordu. Çok isterim ki Yamaha bu 300'lük bloğu Türkiye'ye yeniden getirsin. Forza'nın da 350'liği de gelsin ama sen ortam... Sen tabii bunun yeni kasasını İtalya'da Como Gölü'nün etrafında tabii dolaşırken gayet detaylı bir şekilde denediğin için bunları biliyorsun. Aralarında bence çok ciddi bir fark var ya. Hacim az gözükse de ciddi bir fark yaratıyor. Şimdi senin az önce söylediğin cam konusuna gelmeden önce farlardan başlamak istiyorum. Çünkü X-Max'in ciddi bir far problemi vardı. Uzun far yani olsa da olur, olmasa da olur kafasına göre takılıyordu. Dolayısıyla millet ne yapıyordu? Gidiyordu orta tarafı böyle led şerit falan gibi bir şeyler takıyordu. Onu da uzuna bağlıyordu ki biraz daha belli eden bir selektör olsun diye. Şu anda böyle bir derdi kalmadı. Tasarım değişti. İşte X şeklinde bir tasarıma geçti. Seven oldu, sevmeyen oldu. Aynı şey Forza için de geçerli. Forza böyle bir Blobfish diye bir balık var. Blobfish'e benzedi biraz. Bence... Ben orada Forza'yı değil ama Blobfish'i savunacağım bu arada. O normalde çok derinlerde yaşayan bir hayvan. Onu yeryüzüne çıkartınca o böyle basınç farkından dolayı yaşıyor. Normalde çok da güzel görünen bir balıktır ama Forza için aynı savunmayı yapamayacağım. Biraz böyle şey oldu bu tasarımı. Bilmiyorum. Önceki baykuş tasarımı benim daha çok hoşuma gidiyordu. Ha şu oluyor genelde zaten. 2-3 sene sonra böyle yan yana ikisini koyduğunda yok lan bu daha güzel falan oluyorsun yeni kasa için. Hep böyle olmuştur bugüne kadar. Bunda da ilerleyen dönemde böyle olabilir diye şey yapıyorum. Güzel bir nokta mesela X-Max için söyleyeyim. Mesela X-Max sevenlerde o dert yok. Çünkü eski tasarım hatları büyük oranda evet, yine devam ediyor. Hiç bozmamışlar. Hani Forza biraz daha özellikle o en eski aslında Forza 300'e gidersek hani ondan 2018 kasaya geçiş böyle bir radikaldi. 2021'den buna geçiş yine bir radikal. Birazcık tasarımda yani Honda'da çok beklemediğimiz bir şeydir aslında. O da hani nispeten muhafazakardır tasarım konusunda. Buradan hemen bir Hornet'e göz kırpalım. Sen bilmezsin. O zaman lisedeydin. Bu 300'den 250'ye geçtiği zaman ben fena kızmıştım. Ben 300'ün aşığı, onu çok seven bir insan olarak. Çünkü o limuzindi yani. Scooter'ın limuziniydi Ford 300. Oradan 250'ye geçtiği zaman kasa böyle diye lan buna ne oldu falan diye bayağı bir söylenmiştik. Ama fabrika böyle olması taşlayan hayran misali. Böyle olması bir şehir skuterı olma açısından bence daha olumlu oldu ilerleyen zamanda. Ama o limuzin gibi kasanın da konforu gerçekten bir başkaydı. Şimdi far konusuna bir dönersek bu evet, arada. Evet, oraya geleceğim. Bir şey değinmek istiyorum ama burada. X-Max için çok önemli bir şey değinmek istiyorum. Sinyalleri buraya aldılar. Tabii ki. Sinyaller yukarıya alındı. En az Forza kadar görünür oldu. Ama ne zaman sinyal verirken tabii X-Max'te. Forza'da olduğu gibi böyle tık diye sürekli yani Amerikan sinyal tabiri kullanılan ama sinyaller yok. Ama birçok kişi muhtemelen o modülü de ilk hafta içerisinde araya koyup... Bunu alsam yapacağım ilk iş olurdu. Çünkü fark edilmeye çok ciddi etkisi var ve turuncu tonu bence çok güzel. Bence de. Onun dışında şu cama bir gelelim. Cam konusu bayağı bir can yakıyor. Niye biliyor musun? X-Max'in lansmanına gittik. Herkes şimdi yeni modeli bekliyor. Herkes geldi cama bakıyor. Var mı burada bir elektrik bir şey? Abi bunu niye yapmadı? Abi en son adamlar da sıkıldı mühendisler. Moralleri bozuldu yani adamların. Ya bir şeylerden vazgeçmek zorundaydık. Bu da oydu diyor. Şimdi adamları şurada anlayabiliyorum. Bütün buranın her şeyini değiştirmede gerekiyor. Bu motoru buraya ya, takabilmeleri için. Ben orada meslektaşlarım izinle hemen bir savunacağım. Mühendis. Buyurun. Bence çok gerçekçi bir beklenti değil yani. Hani bir makyajda öyle bir sistemin gelmesini beklemek. Ha şöyledir. Kullanıcı istiyorsa markonu bir şekilde getirmeli. Orada sen haklısın kesinlikle evet, ama mühendislik yönünden bakıyorum ve o ön paketlemenin hani tamamen yeniden planlanması gerekiyor. Ben o yüzden hani elektrikli camı pek gerçekçi bulmuyordum bekleyen sonra. Fakat en azından Yamaha'nın bazı modellerinde olduğu gibi yani Tracer'larda falan olduğu gibi bir elle açılan bir mandal sistemi olsa hani biz orada işte o plastik vidaları çıkardıktan sonra 4 tane alyen söküp
Ki onlar da çok kolay sökülmüyor. Hani bunu çünkü en üst şeyini aldık, biz bir denedik hani onu. Camı işte çizeceğim mi çizmeyeceğim mi diye bir dikkatli dikkatli, yani 10 dakika sürüyor ilk yaptığında, hani sonra belki 5 dakika. Ve yanlış yaparsan, diş kaptırırsan geçmiş olsun. İster 5 dakika sürsün, ister 1 dakika sürsün, burada milisaniye ile. Yani aşağı basıyorsun, aşağı iniyor, yukarı basıyorsun, yukarı iniyor. Hatta az önce açmaya çalıştım ama anahtar sende kalmış galiba. Ve işin güzel yanı anlık değiştirebiliyorsun. Yani 2021 öncesinde bir 4 santim kadar daha alan eksiği vardı. Dolayısıyla bu yeni kasaya geçtiği zaman, yani 2021 sonrası 4 santim daha az, o zaman işte bir anlamı olmaya başladı. Çünkü ondan önce hep en yukarıda kullanıyordum. Çünkü bir şey fark etmiyordu. Bunu mesela en yukarı alıyorsun, hep öyle kullanıyorsun gibi düşünebilirsin. Ama 4 santim daha alan fazlası geldikten sonra 2021 sonrası, sallıyorum temden eve gideceğim. Teme bağlanıyorum ya böyle, bağlandım teme bağlandım, bunu böyle yukarıya alıyorum. Eve doğru çıkınca trafik sıkışıyor hemen. Trafik sıkışıyor, indiriyorum. Trafik açılıyor, kaldırıyorum. Niye? Çünkü cidden fark ediyor ve trafik daraldığında, işte şehrin içine girdiğinde vesaire bir şey yaptığında önümü kapatan bir cam görmek ben pek sevmiyorum. Camı hemen indiriyorum aşağı. Hop ne oldu, bir anda spor cam kıvamına geldi. Dolayısıyla bu cam işi Forza için büyük, 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 çok büyük bir artı. Aynı Honda'yı gene eleştireceğim. Babacım, Forza 750'ye bunu koymuyorsun. NT1000'e bunu koymuyorsun. Forza 250 koy, gözünü seveyim, yapma ya. Neyse, bu başka bir şeyin konusu da, yani bunu da söylemek lazım tabii ki. Donanımlara devam ederken ekran konusu TechMex'in böyle bu sene velveleli bir işi oldu orada. Altta kontrol edebileceğiniz bir ekran ve navigasyon var. Bak, ve navigasyon diyorum. Sadece navigasyon değil, orada aşağıda birkaç tane opsiyon var. Sadece deviri de gösterebilirsin, şey de yapabilirsin. Telefonu bağladıktan sonra oradan navigasyon da kullanabiliyorsun. Bunu bir denedik. Güzel çalışıyor, sorun yok. Ben ama şunu isterdim. Navigasyonlu ekran bir üstte olsaydı, kilometre hız bir aşağıda olsaydı ben bunu isterdim. Tamam, burada da anlıyorum, hani yer problemi var. O ekranı bir yere sığdırmaya çalışıyor. Çok net anlayabiliyorum ama keşke böyle olsaydı. Niye dersen, şimdi gidiyorum. Önüme buradan bakıyorum. Az aşağıda olsa şöyle hep yarım gözle görebileceğim ben navigasyonu. Ama biraz daha aşağıda olduğu için şöyle kafayı eğmem gerekiyor. Dolayısıyla o bence ufak bir problem yaratıyor diye düşünüyorum. Ben bu benim şahsi görüşüm. Yorum getiriyorum. Sen kullanırken bir problem yaşadın mı X-Max sürerken? Hayır, ben şöyle değerlendiriyorum onu. Yani biz seninle pek genelde hızımıza bakmıyoruz. Çünkü zaten hani o algı bizde oturduğu için çok fazla hızımıza, işte kadrona bakmıyoruz. Çok fazla bakmıyoruz zaten. Ama hani scooterlar birazcık evrensel olmalı. Yeni başlayana da hitap etmeli falan. Yani o yüzden belki de o en kritik hız gibi bilgileri daha yukarıda sergilemeyi tercih etmiş olabilirler. Ama işte tam orada da aklıma şu geliyor. Bu şimdi TechMax versiyonu. Normal X-Max değil. Normal X-Max'te ekran durumu ama nasıl? Boş Egea. Öyle söyleyebilirim. Yani kapalı orada. Orada kocaman bir şey var. Vallahi çirkin duruyor. Yemin ederim çok çirkin duruyor. Üst taraf boş. Üst ekranda hiçbir şey yok. Evet. Yani boş, siyah orası. Altta normalde bunun da üstte olan LCD ekran var. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Ve gerçekten güzel bu arada. Hız falan göstergesi olarak güzel. Ama üst kısım bayağı bir boşluk oluyor. Ben Forza'yı çok seviyorum açıkçası kadran konusunda. Çünkü bana eski, aslında X-Max'in de atası olan Majesty 400'ü hatırlatıyor. Yani iki tane analog ekran, ortada bir tane dijital sıvı kristal ekran var. Ama tabii daha büyük, yani biraz daha detaylı bir ekranımız var burada. Yine aynı bilgileri o da gösteriyor. Navigasyon vesaire olmamakla beraber, yani normal X-Max 250'nin dengi diyebiliriz bunda verdiği bilgi olarak. Ama görsel olarak bence analog göstergeleri de seviyorsunuz. Yani ibrelerin yükselmesini, alçalmasını. Bence Forza orada biraz daha evrensel, biraz daha herkesin seveceği bir tarzda. Hani ben onu böyle sıralayacak olursam TechMax'i en yukarıya koyarım. Forza 250'yi ortaya koyarım. X-Max 250'yi normalde biraz daha aşağıya konumlandırırım. Doğru kabul ediyorum. Ben de buna katılıyorum. Ya bana sorsan ben navigasyonun falan varlığını çok aramam. Çünkü ben hani intercom'dan bağlıyorum. Apple CarPlay olsaydı bunda tapardım. Tabii. O çok başka. Niye? Çünkü telefonu bağladığın için sürekli. Bir de navigasyonu şeyden de duyuyorsun, adını sen söyle. Hani WhatsApp'tan konum geldi, hemen Google Play'den, Google Map'ten açıyorsun, pat diye, çok daha pratik. Ama tabii onun da çok ciddi bir maliyet ve şeyleri varmış. Yani o işler biraz daha çetrefilliymiş. Dolayısıyla adamlar da böyle yapmış ama biz bunları da orada Yamaha mühendisine söyledik. Evet, biz de katılıyoruz sizin bu şeyinize ama yapamadık, böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Ya kaldı ki hani biz burada böyle detaylı anlatıyoruz ama çok büyük ihtimalle scooter alan hemen herkesin yaptığı gibi daha bayiden çıkarken bir tane telefon tutacağı buradan, evet, takılacak. Şurada. Aynen öyle. Herkes öyle kullanacak. Yani keşke ona ihtiyaç olmasaydı ama. Evet, çok güzel olurdu. Ama günün sonunda iş gene buraya gidecek. Mesela hep böyle büyük motorlarda kullanılan şey birkaç sene sonra
küçük motorlara doğru geliyor. Afrika'da gördük Apple CarPlay'li bir ekranı. NTV100 de var aynı ekran. Oradan işte AD750'ye gelir. Oradan Forza'ya doğru gelir birkaç sene içerisinde. Çünkü kullanıcının böyle bir talebi var. İnsanlar bunları istiyor. Talep varsa arz da olur. Yani şu anda mesela çekiş kontrolü bile geldi aslında ikisine. Abi 125'lik skuterde, 100'lük evet. skutera bile çekiş kontrolü koyuyorlar. Niye? Çünkü talep çıktıkça firmalarda müşteri buna ekstra para vermek istiyor deyip bunu üreten firmaya talep veriyor. Talep verdikçe de malın fiyatı düşüyor. Dolayısıyla teknolojinin de gelişmesiyle beraber bunlar daha ucuza mal oluyor ve yeni modellerde bunları çok net görmeye başlıyoruz. Yani buradaki ana fikrimiz şikayet etmeye devam. Böyle Aynen. yaptıkça gelecek. Varsa bir derdiniz söyleyin abi. Mühendise de yazın, mail de atın, şikayet edin. Çünkü siz müşterisiniz. Müşteri bunu parasıyla satın alıyor. Parasına da kim en iyi motosikleti verirse onu almak ister. Donanım demişken, donanımları sayarken şu koltuğu bir söylemem lazım. Bu Tecmex'te konfor koltuk var. Süspansiyondan daha iyi sönümlüyor yani. Acayip bir koltuk. Süspansiyon konusuna ergonomi az sonra geleceğiz. Onu konuşacağız. O uzun bir mesele. Burada alüminyum ayak basamakları var. Farklı gazelcikleri mevcut ve çok güzel böyle deri kenarlıkta falan. Bayağı premium hissettiriyor. Premium evet. da duruyor. Piano Black'ler çok fazla. Bu arada bu skuter aldığınız gibi hemen bir kaplamacıya götürün bu Piano Black'leri. Çünkü çok kolay çiziliyor. Dikkatinizi orada çekerim. Ama bu petrol yeşili renkte sarı jantlarla falan motor Harika çok güzel duruyor. Ve bence koltuk konusunda X-Max'ten önde. Standart Yamaha X-Max'te bence şeyden önde, Forza'dan önde koltuk konusunda. Ama özellikle Tecmex gerçekten orada bir fark etmiş. Yani refleks olarak sele değil, koltuk diyoruz hemen. Ona bayağı şey ya bu. Hiç düşünmedik ha bu arada. Çekyat yani. Oğlum bu yani bayağı kocaman yer. Evet evet. Yok, gerçekten çok konforlu. Sel altı olarak da ben yine bunu ekipmandan sayacağım. Sel altı olarak da yine X-Max burada oyunun önünde. Çünkü Honda yıllardır milletin söylediği abicim şu sel altına bir tane ışık yapın. Şeyini yapmamış. Ha çok mu lazım? Bunsuz da yapabilir misiniz? Evet yapabilirsiniz. Ama olsa kötü mü olur? Hayır. Yani buraya ön cam niye yapmıyorsunuz elektrikli? Abi isteğine kıyasla 1 dolar gibi bir maliyete mal olacak bir şey. Dolayısıyla keşke onu yapsalardı oraya. Bunda hala ışık var. Güzel. İlk şeyinden beri ışıklı. Bir de altı biraz daha geniş. X-Max'in. Biraz daha kullanılabilir bir hacmi var evet. bence onun. Hani aslında Orta kısım biraz bir tık daha kullanılabilir. O da mesela uzun böyle tripod bir şeyler koyuyorsan İşte laptop ama büyük bir laptopun varsa hatırlayanlar izleyenler bilecektir. 17 inçlik laptopum. 17 inçlik laptopum. 2018 yılındaki 17 inçlik laptopum sadece X-Max'e sığabiliyordu. Forza'ya sığamıyordu. Şu an tabii 17 inçlik laptopum olmadığı için bunu test edemedik. Ama sanki hala X-Max'in alt bagajı daha büyük gibi. Bagaj dediysen ama. Şu an benim elimi zorladın. Burada hemen ben akıllı çantayı çekiyorum. Bak orası işte. X-Max hani şu anda üstüne zaten bir top case yok ama hani aksesuar olarak satın alabildiğiniz gayet güzel. Eli yüzü düzgün bir aslında çantası var onun da. Ama onun sıkıntısı ne? Anahtarlı. Normal ve anahtarlı. Kulakları evet. bu şu soru geliyor. Ben niye gidip Yamaha orijinal çantası alayım sorusunu niye, akıllara. Evet, niye üçüncü parti almayasın? Getiriyor yani. Mesela burada yine Yamaha'yı şu konuda eleştireceğim. Forza bunu getirdi. Anahtar çalıştırması zaten var. Forza bunu yaptı. Yıllardır da bak böyle çantalı satıyor. Ciddi de kar ediyor. Böyle satarak. Çünkü aksesuar her zaman daha karlıdır. Bu adam bunu bu şekilde yaparak ben razıyım bu arada buna verdiğim parayı. 15 bin lira fark var. Çantalı, çantasız ve çantalı arasında. Forza dedin çantalı alınır diye bir atasözü oluştu insanların arasında. Çünkü gerçekten öyle bak. Anahtar ya. Cebinde geliyorsun tık dokunuyorsun açıyorsun. Tık dokunuyorsun kapatıyorsun. Bir şeyleri alması etmesi çok kolay ve gövdenin renginde de böyle rengi olduğu için bence çok güzel duruyor. Söyle ben burada abi. Hemen şunu bir araya sıkıştırmak istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki büyük ihtimalle ya derde bak. Ama ben aynı yorum yapıyordum yani 2 sene önce hatırlarsan 2021 Forza'yı aldım. Hatta o videonun sonunda gelip bir özür dilemişliğim var senden kamera karşısında. Hani abi gerçekten çok önemliymiş, gerçekten çok fark ediyormuş diye. Fark şu oluyor çünkü anahtarsız çalıştırma var çok güzel ama siz gündelikte bu scooter'ı kullanırken illaki çantayla yani top case'le bir muhatap oluyorsunuz. O takdirde de benim yine anahtarı çıkarmam gerekiyor. Ve anahtarı çıkardıktan ve çanta ilişimi yaptıktan sonra ha buraya sokmuşum ha cebime sokmuşum. Yani tabii ki de bir fark var ama çantada akıllı olunca anahtarla işiniz tamamen bitiyor. Yani isterseniz sırt çantanıza koyun hani veya cüzdanınıza koyun ve unutun o anahtarı. Hiçbir işiniz olmuyor gerçekten. Ben o yüzden akıllı çantayı gerçekten çok yararlı buluyorum. Kaldı ki hani Honda bunu satarken gerçekten tasarıma uygun bir şekilde renkli böyle panelli şeyli falan satıyor.
Ben mesela hiçbir yani pek fazla Forza görmüyorum. Hiç demeyeyim. Yine var da alüminyum çanta falan takanlar böyle daha da büyük isteyip 55 litre. Ben pek fazla Forza görmedim ama. O biraz şeyde oldu ama. Çantalı Forza bulunamıyordu. Çantasız ha, Forza doğru, bulunuyordu. Adam doğru, gitti tabii. Doğru, stok problemi doğru. Varken onları aldı. Yani, evet. Yapacak. Onların hepsine git çantalanmış. Abi keşke falan diyor. Doğru doğru haklısın. Ben onu düşünmedim. Gerçekten ondandır büyük ihtimal. Yani Forza hep çantayla satılıyor. Bunda bir sebebi vardır diye düşünmesi lazım. Yani şeyden direkt alma konusunda benim burada seçimim Forza olur ama dediğim gibi koltukta X-Max gidiyor. Kullanılabilirlik kısmına geldiğimiz zaman Forza burada standart ekipman tarafında daha iyi bir yerde. Peki abi seneler böyleyiz. Üstüne oturduk sürmeye başladık. Ergonomi nasıl? Kontrol nasıl? Şimdi X-Max'te biraz daha içine doğru oturduğun daha büyük bir scooter havası var. Forza'da mesela N-Max'e bir tık daha yakın. N-Max'in biraz büyük bir abisi gibi. Niye burada N-Max'i şey yapıyorum? N-Max'te o küçük sınıf scooterlarda, hani PGX ve N-Max için konuşuyorum. Küçük sınıf scooterlarda büyüğe en yakın hissi veren scooter olduğu için ben onu orada sayıyorum. Ama mesela Forza'da daha bir scooter havası var. Oturuş posunu gidon hafif daha aşağıda ama buna oturduğu zaman sen biraz daha açılıyorsun, gidon biraz daha yukarıda böyle. O şekil bir oturuş var. 18'de de böyleydi. Hala böyle bunu bozmamaları bence güzel olmuş. Uzun boylu insanlar Forza'da çok uzun boylu bu arada. Yani 1.95'lerden, 96'lardan, 2 metrelerden falan bahsediyorum. Tam kilit gidon dönüş yaptığı zaman gidonun ayağına değdiğini söylüyor. Birkaç kere bu şikayeti duyduk. X-Max'te henüz böyle bir şikayet duymadık. Dolayısıyla uzun boylu insanlar için X-Max'in ergonomisi daha iyi olabilir. Sen kullanırken ne hissettin? Özellikle bu cam, iki cam arasında mesela senin kafandan rüzgar atmaya orijinal cam yeterli miydi ya da sen ne hissettin ikisini sürerken? Şöyle, ilk dediğine bu arada kesinlikle katılıyorum. X-Max biraz daha maxi hissettiriyor. Daha maxi. Forza biraz daha orada şehir içi odaklı. Hep zaten böyleydi, 2018 idi böyle demiştiniz. Ben cam konusunda şöyle bir hisse kapıldım. Aslında bu elektrikli camın en büyük avantajı kendi boyumuza göre gerçekten milimetrik ayarlayabiliyor olmamız. Mesela ben X-Max'i, alttan iki ayarı var bu arada X-Max'in. Altta kullanırken yüzüme vuruyordu ki normalde öyle olmasını istiyoruz altta kullanırken. Üste aldığımda da çok hafif bir hava boşluğu yarattığı için az bir şey başımı öne doğru çekiyordu oradaki düşük basınç alanından dolayı. Şimdi Forza'da mesela en yukarıya alsam bayağı bir düşük basınç alanı oluşuyor ve kafamı bayağı bir öne çekiyor ama bu önemli değil. Çünkü ben onu istediğim kadar indirebiliyorum ve tam boyuma göre ayarlayabiliyorum. Çünkü istediğimiz şey idealinde tam böyle alnımızı sıyırarak geçmesidir. Sonsuz diyebileceğimiz ayar mekanizma var. Neredeyse. Evet, evet. Yani bu biraz daha analog o noktada. Hani biraz daha ince ayar yapabiliyorsunuz. Ben o anlamda Forza'yı biraz daha başarılı buldum. Peki kullanım sırası? Kullanım esnasında şöyle, yani sıkışık trafikte ikisi de gayet kontrollü, ikisi de gayet çevik. Ama ben Forza'da biraz daha rahat ettim ağırlığın aşağıda olmasından dolayı. Katılıyorum. 1.95-2 metre bir adam olsam biraz daha farklı düşünüyor olabilirdim. Hani motorun üstünde işte yolcu gibiyim falan gibi yorumlar yapabilirdim belki ama ben biraz daha Forza'yı beğendim açıkçası. Biraz daha çevik buldum onu. Ama sen burada çok daha iyi bir deneyim aslında yakaladın. Bir pistte böyle bol bol orta ayağı sürte sürte bir döndün. İstersen onları gösterelim. Peki bir izleyelim onu. Şimdi bir tur süresi atacağız burada. Flying start yapacağım. Şu ilerideki Kuka'nın orada süre başlayacak. Tam buradan hızlanarak başlayalım. Hadi bakalım. İçeri güzel. Pist biraz tozlu, onu da dikkate alarak sürüyoruz. Bu aynı zamanda gerçek yol şartlarında lastiğin ne kadar tozu falan da tahliye edeceğini de test etmemize olanak sağlıyor. Aslında biraz işimize yarayan bir şey oldu scooter'da. Böyle dönüyoruz. Hadi bakalım. Ortası hep çok ufak bir değdi. Gene değdi. Bir tur daha. İçerideyiz. Sola. Güzel bir fren. İçeriye baktık. Burada şöyle hemen kısa yol atıyorum. Doğru yerdeyiz. Güzel. İçeri. Gazı ver. İçeri. Orta sehpa güzel süzdü.
ve tur tamamdır. Bakalım süremiz ne oldu. Evet, hadi bakalım. Orta sehpamız çok daha yukarıda ama çok hafif bir değdi. Cırt 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 dedi 3 kere. İçeriye doğru girdik. Forza'nın ağırlık dengesi daha aşağıda hissettiriyor. Bu da bana virajlarda biraz daha güven verdi. İlk ısırma hissi de daha güzel frenlerde. Şöyle içeriye doğru saldık. Güzel. Döndük. Hoppa, biraz fazla sürttü. Forza'da bu sürtüyorsa çok ciddi yatmışsınız demektir. X-Max'te orta sehpa biraz daha aşağıda. Yine içerideyiz. Hop, daldık. Tozlu zemin. Şöyle dalıyorum. Daldım. Çok güzel. Biraz yavaş kaldık burada. Bakalım kurtarabileceğiz mi? Süremiz kaç olacak? Ben de çok merak ediyorum. İçeri girdik. Gazı açtık. Son viraj. Yattık. Tam açıyorum ve bitti. Bakalım kaç çıktı süre. Pistte X-Max'in ön süspansiyonu daha fazla geri bildirim verdiği için bana biraz daha özgüvenliydim. Bu sene ikisinin de lastiği değişti. Önceden Diablo scooter vardı Forza'da. Şimdi ikisinde de SteelGrip 2 var. Yine bu lastik bence başarılı bir lastik. Günlük kullanım için biraz fazla viraj vesaire bir şey yapmaya başladığınızda yani baba ben bu işlerin lastiği değil mi? Orada belli ediyor. Onu bir kesinlikle. Gündelikte gayet başarılı. Gündelikte ama, değil mi? 4 mevsim sıkıntısız bir şekilde kullanabilirsiniz yani. Çok başarılı bir scooter lastiği. Bence benchmark'tır yani. Bütün scooter lastikleri önce bunu örnek alır. Sen bir şey diyecektin. Orada ben sana şunu sormak istiyorum. Pistte mesela ön teker bildiriminden dolayı biraz daha X-Max'te belki de rahat ettin. Gerçek hayatta ama bizim İstanbul'umuzun o muhteşem asfaltında sürerken hangisiyle daha rahattın? Şimdi çok güzel bir yere geldin. Çünkü sönümlemeleri arasında bence ciddi bir fark var. Günün konusu süspansiyon. Evet. Şimdi herkes bu X-Max yeni kasa geldiğinde en çok sorulan soru neydi biliyor musun? Tek bir soru. Arka süspansiyon değişti mi? Niye? Çünkü sert. Çok uzun süre kullanınca X-Max'i buna alışıyorsun. Bir yerden sonra buna alışıyorsun. Ama şuna bir geçip sonra bir daha buna geri geldiğin zaman ulan bu ne biçim sertmiş falan diyorsun. Şimdi X-Max aslında spor bir scooter. Biz Como Gölü'nün civarında Avrupa'nın o ısırılası yollarında kullanırken ben de Esenler'de sürdüm aynı ısırılası yollarında kullanırken bir sorun yaşamadık. Hiçbir sorun yaşamıyorsun. Orada anlıyorsun ki ha bu buranın dar yollarında böyle güzel virajlı rotalarında keyif almak için aslında bir yandan da üretilmiş bir scooter diyorsun. Ki aslında hani üretilen yerde Fransa. Dolayısıyla yani Fransa'da yollar nasıl? Hemen Fransız rallilerini aklına getir. Dağ yolları böyle aralardan gidiyorlar falan. Fransız yolları genel olarak öyle olduğu için orada ben anlayabiliyorum. Peki İstanbul rallisinde nasıldı? İstanbul rallisine geldiğimiz zaman biraz böyle dunks dunks bir durumlar oluyor. Sele burada yemin ederim süspansiyondan çok daha iş yapıyor. Acayip bir iş var süspansiyondan. Ama Forza ütülüyor. Yani o şeyi gerçekten hissetmiyorsun. Ne kadar çukura girdin aslında giderken buna bindiğin zaman anlıyorsun. Dediğim gibi bunu uzun kullanınca buna alışıyorsun. Ama Forza'ya geçtikten sonra diyorsun ki ya bunun süspansiyonu cidden sertmiş. Ama bunun şeyi böyle yani tabiatı böyle. Bunu buna göre üretmişler. O sayede de işte ön tekerden de bu bir tercih evet. Sebebi. Aynen öyle. Senin için tercih. Buysa ya bunu çok seven adam da buna bakmıyor mesela. Ya bu bana çok yumuşak geldi falan diyebiliyor. Zaten bu yüzden farklı ürünler var. Yani en iyisi bir tane olsaydı herkes bir tane motora binerdi. X-Max'te bu yıl bir değişim daha oldu. O da fren merkezleri. Önceden fren nasıldı X-Max için söylüyorum. Vardı. Basıyordun kimse yoktu sonra vardı. Ama vardı şu hani 0-0-0 %100 cart diye böyle bir fren geliyordu. Bir anda böyle bir hareket oluyordu bu. Özellikle bizim biraz parlak asfaltta falan sıkıntı yaşıyorduk. Bunun fren merkezini zamanında ilk yapan arkadaş ve bunu sürekli geliştiren baş mühendis bir yarış pilotu olduğu için biraz kendine göre yapmış bunu. Ha ben bu savunmayı çok kabul edemiyorum. Niye? Yamada bir tane mühendis var kardeşim. Yani bir tane mühendisin keyfine göre mi yapılıyor bu?
Orası da tartışılır. Şimdi adamlar bize böyle söylediği için ben şimdi size bunu böyle aktarıyorum. Ama bir şey diyeceğim de daha havalı bir bahane duydun mu sen hayatında? Yok vallahi yani, duymadım. Abi, hani güzel, bu niye güzel böyle? Biz yarış pilotuyuz yani. Biz de böyle. Biz yarış pilotuna göre yapıyoruz falan demiş. Neyse şimdi bunu düzeltmişler. Biraz daha ilk baştan itibaren gelen bir ısırma hissi var ama hala Forza'nın fren hissi, ısırma hissi ve ki Burza'dan ilginç gelecek bir bilgi söyleyeyim. Aslında Forza'nın diskleri biraz daha küçük, biraz evet, daha ufak. Yani biz şaşırdık açıkçası onu hani şeyde okurken. İlk başta bir okurken spekleri. Çünkü hani bunun çok daha büyük disklere sahip olacağını insan düşünüyor. Bir de scooter'ın ön tarafı da birazcık kalabalık olduğu için, biraz sıkışık olduğu için ilk bakışta insan hemen anlayamıyor. Aslında biraz ben daha aynı küçük sanıyordum. Diskleri. Büyük değil de aynı diye düşünüyordum. Ben düşünmüştüm. Biraz daha küçükmüş. Ama daha iyi duruyordu. Zaten bugün de test ettik. Şimdi ışıklara kadar hızlanacağım ve 70'ten fren yapacağım. Tam ışıkların çizgisinde orada duracağım. Bakalım. Çok güzel. Kukayı böyle koyalım. Bu Forza'nın durduğu mesafe. Şu sarı çizgiye koysana. Sarı çizgiye koysana, garanti olsun. Yolun ortasında bir şey kalmasın. Aynen. Şimdi bir de X-Max'e deneyelim bakalım. Şimdi sağlamasını almak adına her motorda iki kere yapacağız. İkinci tur. 70. Çizgi. Vay, bir sefer. Bir öncekinde daha iyi durdum. En iyi duruş bu. Güzel. Şimdi X-Max'in ilk turu. Hadi bakalım. Yine 70'ten yavaşlayacağız. 70. Çok az bir şey önünde durdu. Kuka'yı koyalım. Gene aynı hizaya. İkinci tur. Çok az bir şey daha. Az bir şey daha önde durdu. Birkaç santim daha. Yine aynı yerde durmuş oldu ön teker. Burada Forza'nın bir yarım scooter boyu kadar daha bir önde durma durumu söz konusu. Kaç? 1-2. Ve son olarak galiba fiyata geldik şimdi. Evet, en önemli konu. Ya günün sonunda bunlar her ne kadar işte sevsek de bir ürün olarak görmek istemezsek de paramızla satın aldığımız şeyler ve fiyat bu noktada çok önemli ama orada bir drama var. Şimdi dramanın büyüğü bu stok bulunamıyor durumunda bayilerde oluyordu. İnanılmaz saçma sapan paralar isteniyordu üstüne. Tüm markalar için söylüyorum bunu. Markaların biraz bayilerine çeki düzen vermesi gerekiyordu. Bunu yapmaya çalışan markalar oldu. Hiç umursamayan markalar oldu. Her yönüyle bu bence biraz utanmamız gereken bir şeydi diye düşünüyorum. Ama bu devirde yavaş yavaş bitti gibi. Bakalım ilerleyen dönemde neler olacak göreceğiz ama... Dediğim gibi buna da değinmek bir lazımdı. Evet, çünkü bu iki model özelinde en azından hala devam ediyor. Evet, yani evet hala etiket üstü satış var. Fakat biz takdir edersiniz ki oradaki çıkarcıların, stokçuların fiyatlarını baz alarak bir yorum yapmak istemiyoruz. Biz yine markanın verdiği fiyat üstünden giderek yorumumuzu yapacağız. İlerleyen dönemde çünkü bu takip edilemez yani. Bugün böyle yarın öyle. O yüzden markanın verdiği resmi fiyat listesindeki şey bir bilimsel bir şey yapıyor. Yani gümrük vergisi var, orada gelirkenki fiyatı, fabrika çıkış fiyatları aşağı yukarı belli. Dolayısıyla bir takip edilebilirlik var. Yani spekülasyon daha az en azından. Evet, en azından hani bunu biz söyleyebiliriz. Yani Ahmet abi şu fiyatı veriyor, Mehmet Bey şu fiyatı veriyormuş. Ama bunu... işte şu benim kuzenim, o yüzden ondan 10 lira daha aşağı. Ya bunu şey alacak halimiz yok. O yüzden evet, resmi fiyata göre konuşacağız burada. Şimdi baba, 226 bin lira X-Max'in standart versiyonu. Tekmax 249 bin lira. Çantasız Forza 204 bin lira. Çantalı Forza'da tahmin et 219 bin lira. Arada 15 bin lira var. Normal. Bayağı iyi. Normal, evet. Şimdi abi. Evet. Sen olsan. Yani 200 bin liraya scooter almaya makul veya uygun diyeceğimi hiç düşünmezdim tabii ama artık böyle bir devirde yaşıyoruz. Çok merak ettim. Acaba 2018'deki testte kaç liralardan bahsediyorduk? 20 bin lira mı diyorduk? 17 bin lira mı? 18, öyle bir şeyler de. 18 bin lira mı? 20 bin lira mı? Ne? Onları konuşuyorduk. Abi 204 bin çok uygun şu anda. Neyse tamam, evet. Bu acınacak halimize tabii gülüyoruz. Yani şu anki duruma baktığımız zaman X-Max'in biraz fiyatta bir ufak bir dezavantajı var.
Ki bu arada bu fiyatların ikisi de yeni güncellendi. Yani bunlar güncellisi. Çünkü bazen işte Honda belki bir ay güncellememiştir bilmem ne falan, öyle bir durum yok. Yani bunların ikisi de güncel fiyatlar, baz alabileceğimiz fiyatlar. Ve bu şartlarda bence X-Max'in düz versiyonun fiyatı zaten yüksek kalıyor. Yani mesela düz versiyonun fiyatına tek Max olsa hani o koltuğu, o işte kaplamaları vesaire bana ve bu güzel jant renklerini bundan biraz daha yukarıya verse ben onu makul görebilirdim. Tabii ki. Fakat tabii ki, kaç tabii dedin? 249. 249 yani 250 bin TL ve çanta da yok. Çanta da yok yani sen şimdi bunu bir de çanta koymaya çalışacaksın. En az en bir 10 düzgün bin bir lira. Çantada 10 kağıt yani gidip abidik gubidik bir şey koymadığın zaman, düzgün bir çanta koyduğun zaman 45 litre falan bir çanta koyayım desen 10 kağıt. Masraf çok yüksek. Ne oldu? 259 bin lira oldu. Çantalı Ford'u 219 bin lira. Arada 40 bin lira var. Ben şahsen kendi kullanım amacım için 40 yani bin lira ya, kaskonu yaparsın, sigortanı yaparsın, bir sene gezersin neredeyse. Eğitimini alırsın. Ha, onu yani, da harcayabilirsin yani, evet. Şimdi yeni başlayan biri için düşünüyorum, ciddi bir para aslında. Kesinlikle az bir para değil. Dediğin gibi olsa, X-Max'in standart versiyonu tek Max olsa, ya bu 219, bu 226. Baba ben X-Max'çiyim ya. Ben öyle X-Max alacağım ya. Ben bunu ya, daha evet çok seviyorum. Ne bileyim şu alüminyum ayak basamakları benim çok hoşuma gidiyor. Selesi çok hoşuma evet gidiyor. Duruşu, şekli, şemali, bu ortadaki ekranda navigasyonun oluşu. Baba ben buna bittim ya. Ben fazlaysa da fazla. Bana hani 10 lira da veririm, ben bir tane çanta takarım. Ama benim gönlüm bunu istiyor dersin. Ama 45 bin liraya 40, demezsin. 40 bin liraya evet, demezsin yani. Yani. Evet 40 bin lira. Evet ne yazık ki burada biraz şey oldu. Ve eskiden X-Max'in fiyatı daha ucuzdu Forza'dan. Öyle bir durum vardı bir zamanlar. Şu anda durum tersine dönmüş gibi gözüküyor. Ha şunu da anlıyorum. Tek Max'in niye bu kadar pahalandığını. Bu donanımlar öyle havadan gelmiyor yani. Bunlar da ekleniyor ama. Yani tabii ama hiçbir ama donanım havadan gelmiyor. Ama baba burada yani anahtarsız bunda çanta var. Evet yani burada Forza'da boş değil sonuçta. Forza'da bunun da gayet olmuş. Malzeme kalitesi gayet yüksek. Hani gayet elektrikli. Çantasız Forza şeyi, bedava evet abi. 204 bin lira yani. Hani buna kıyasla böyle baktığın zaman. Az önce 204 bin liraya bedava dedik Forza. Ama devir böyle. Yani kıyasla böyle. Abi. Kıyas, şey evet. Yapacak bir şey yok yani. Buna kıyasla bedava. Küfür yiyeceğiz çünkü yorumlarda. Evet bize küfür diye etmeyin baba. Bu ekonomiyi bu hale getiren ben değilim. Biz belirlemiyoruz. Yani o zaman bir özetlersek. Özetlersek dediğim gibi tek Max'in fiyatı 226 olsa çantalı Forza yerine hani ben X-Max hastasıyım diye. Ama bu haliyle bu haliyle Forza abi. Kendi kullanım amacımız için en azından Forza diye düşünüyorum. Kesinlikle. Biraz daha rafine olan motor bloğuyla, daha düşük titreşimiyle, daha iyi sönümleme yapan süspansiyonlarıyla ve tabii ki de ikimizin 2 metre olmadığı bu dünyada yes hani gayet aslında yeterli rüzgar korumasıyla, kullanımıyla herhalde bu senenin kazanını sen de fikrini değiştiriyorsun orada 2018 aynı, testinden. Aynı para bile olsa benim şu anda tercihim Forza olurdu. Hı. 2018 yılında olmazdı o zaman. X-Max seçmiştim çünkü Forza'nın gaz kontrolü gerçekten kötüydü yani. Ben hiç beğenmiyordum. En aşağı 1 litre fazla yakıyordum yani bundan ve gitmiyordu. Beni sinir ediyordu. Ve 2021'e de kıyasla aslında aralarındaki performans farkı bayağı minimal. Biraz daha yani kapanmış. Gerçekten kapanmış. Hani şöyle işte zaten kalkış yarışını orada gördünüz. X-Max yine fark açıyor evet ama eskisi kadar çok ya değil. Ama o aradaki fark benim hani frene birazcık daha az dokunarak, biraz daha ileriye bakarak, trafiği azıcık daha iyi okuyarak çok rahat kapatabileceğim bir evet fark. Evet. Yani o yüzden ben şahsen o kadarcık güç farkı için X-Max'i düşünmem. Önceki senelerde olsa düşünebilirdim. Gerçekten kesinlikle ben de senin gibi karar verebilirdim. Şu anki haliyle özellikle de bu fiyat farkıyla benim de açıkçası tercihim Forza'dan olur ama şunu da söylemek istiyorum, burada kötü veya yanlış bir seçenek yok. İkisi de işini çok iyi yapan scooter'lar, ikisini de alan herkes çok mutlu olacak. Zaten o yüzden de millet biraz birbirini boğazlıyor evet stok için. Yani orada birazcık şey var, yani ikisi de çok başarılı scooter'lar ve yaptıkları işi çok iyi yapıyorlar. Valla dediği gibi ikisi de bu sınıfın başatı. Şu an ikisi de çok önemli scooter'lar. Her sene acaba ne de çıkacak, acaba ne renk gelecek? Ya adamların rengi şey oluyor yani bu sene bu renk geliyor ooo falan diye millet rengi görmeye bayiye gidiyorsa bu motorlar bir şey yapmışlar. X-Max ismi, Forza ismi iki markanın da bence önüne geçmiş durumda. Yani ben şunu biliyorum ya Forza diye bir scooter ya da işte X-Max diye bir scooter bu ne abi nasıl hangi bir şey? Marka? Vespa'nın hangi marka? Valla ne marka adam bilmiyor bunu. Adam X-Max duymuş, adam Forza duymuş, PCX duymuş, adam bunları duymuş geliyor. Niye işte? Markalaştılar. Markanın içine evet, markalaştılar. Orada biraz daha işte hani Piaggio'nun Vespa ilişkisi gibi oldu yani. Gibi, biraz evet daha ayrı bir tarafa çıktılar o kadar olmasa da. Seat Cupra, Cupra sonradan marka oldu. Bunun gibi yani güçlendikçe ayrı bir marka olarak bile görebiliriz yani yakın zamanda. Belki Yamaha gidip yeni bir marka yaratacak, X-Max yapacak markaların ismini. Yatırım tavsiyesi bütün, bu Japonlara. Bütün scooterları, bütün scooterlarını X-Max markası altında toplayacak mesela. Yapabilir doğru, yani bunu. Doğru. Yani bunları gerçekten ikisi de çok güzel modeller ama benim
kısmım, yani benim yönümden, benim kullanım amacım da kesinlikle Forza. Ben de aynı şekilde şu anda Forza diyorum, hele ki şu andaki fiyat durumundan, ama dediğim gibi ikisi de çok güzel scooterlar. Sizin yorumunuz nedir? Aşağıya yazarsanız çok seviniriz. Şimdi burada biraz diken üstünde söylüyoruz bazı şeyleri. Bunun da sebebi şu, biraz iki markanın da sevenleri var, fanları var. Altta bize felaket yardırıyorlar. Sizin seçiminiz farklı olabilir. Ben burada bu doğrudur. Arada bir Alişan abi, şimdi burada belki de şey için söylemiyor ama ben belirteyim. Yani eskiden sen de X-Max tarafındaydın. Yani biraz daha şimdi yeni daha çok seviyordum abi o zaman, evet. Evet, yani eski kasa da öyleydi. Ben şunu merak ediyorum aslında, yorumlarda lütfen bunu da belirtin. Forza aldığın zaman nasıl beni tefe tutmuşlardı? X-Max'i seviyorum diyordun, Forza aldın, dinlen ne oldu? Dinlen çıkmış gibi böyle. Ha, ne değişti de Forza aldın falan ben, işte. Ben şunu merak motor ediyorum değişti. Yorumlarda. Şahsi merakımdan, gerçekten bence sen de merak edersin. 2018'de ne düşünüyordunuz? Şimdi ne düşünüyorsunuz? Ha, yani aynı kasanın sahipleri var sanıyorsun. Alişan abi gibi, evet. Yani Alişan abi gibi acaba eski kasadan fikir değiştirenler var mı? Çünkü senin yorumunca ben de hani ben eski kasaları tabii karşılaştırmadım ama sen de benim eski lisedeydim o zamanlar. Sen de benim eski X-Max'i daha çok beğeneceğimi düşünüyordun hep. Hani ben de muhtemelen o tayfada olurdum gibi. Acaba orada işte tabiri caizse dinden çıkanlar var mı diyeyim. Yok, eski hani... X-Max'i değil. Eskiden binmiş olsan X-Max'i daha çok beğeneceğini düşünüyorum. Ha, evet evet, o anlamda yani 2018'de o testi yapsam diye. Ben onu çok merak ediyorum gerçekten. Düşünceleriniz ne olacak? Başka bir diyeceğimiz başka var mı? Başka yok abi. Bitti abi. Tamam işte söyledik. Çok varsa, güzel bir test değil varsa miydi bir ya? Söylediniz. Evet, ben çok keyif aldım. İki tane scooterla scooter rahat rahat. Çekmeyi böyle... çok seviyorum ya. Bütün bagajda bak. Bütün şu kalan çekim evet. Ekipmanlarınız bagajların içinde. Görüyor musunuz? Yok. Niye? Scooter. Medeniyet normalde scooter alın gezin abi. Kameranın arkası dolu olur. Şu anda kameranın arkası bomboş. Evet. Çünkü her şey scooterların içinde. Tripodumuzu kameramızda bagaja koyacağız ve evimize gideceğiz. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Katıldığın için de çok teşekkür her ederim. Her zaman abi. Keyifli bir sohbetti. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Listen to me.